Merhaba. İtalya'nın Siena şehrinde Palazzo Pubblico'da yani belediye binasındayız. Hatırlayalım. Siena eskiden bir şehir devletiydi. Kendi hükümeti vardı. Günümüzde İtalya'yı tek bir devlet olarak düşünürüz ancak 14. yüzyılda İtalya şehir devletlerine bölünmüş durumdaydı. Siena da bu şehir devletlerinden biri ve kendisiyle çok gurur duyan bir cumhuriyetti. Siena üretim ve bankerlik dolayısıyla çok zengin bir şehir. Hatta 14. yüzyılda papaların bankerleri olarak tanınıyorlar. Bankerliğe ek olarak şehir Fransa ve Roma arasındaki yol üzerinde yer aldığı için de çok zenginleşiyor. Hacca giden her Hristiyan burada duruyor ve şehir bu turist hareketinden yararlanıyor. Siena'da iki güç odağı var. Bunlardan biri kilise. Kilisenin gücünün örneğini tepede bulunan Duomo'da görmek mümkün. Burada ise combo olarak da bilinen Palazzo Pubblico var. Bu binanın odalarından birinde şehrin yöneticileri olan dokuzlar toplanıyor. Bu odada Ambrogio Lorenzetti tarafından yapılmış olan alışılmışın dışında bir fresk serisi bulunuyor. Freskler şehrin yöneticilerine iyi ve adil olmaları gerektiğini hatırlatmak üzere yapılmış. Ayrıca böyle davranmamalarının getireceği tehlikeler de belirtilmiş. Şimdi bu odayı tanımlayalım. Odanın bir duvarında bir dizi pencere var. Diğer üç duvarda ise Lorenzetti tarafından yapılmış olan büyük freskler yer alıyor. Camın karşısındaki freskin ismi İyi Yönetim Alegorisi. Bunun sağ tarafında İyi Yönetimin Şehir ve Ülke Üstündeki Etkileri isimli fresk var. Bunun karşısında ise tiranların gücü ele geçirmesi durumunda olacaklar var. Kötü kötü şeyler. Hadi iyi yönetim alegorisi isimli freskle başlayalım. Alegori, fikirleri simgeleyen figürler demektir. Önce şunu da söyleyelim. Dokuzların bu odaya girdiği kapı Adalet figürünün tam altında bulunuyor. Adalet yukarıdaki bilgelik figürüne bakıyor. Adalet figürünün elinde bir terazi ve her iki yanında da birer melek bulunuyor. Sol tarafta ödül formunda adalet dağıtıyor. Sağ tarafta ise ceza veriyor. Bu ceza oldukça şiddetli görünüyor. Sağ taraftaki meleğin Suçlu birinin başını kestiğini görüyoruz. Adalet figürünün bilgelik figürüne bakıyor olması önemli. Bu terazilerin her ikisinden çıkan bir ip görüyoruz. Bu ipler oturan birine doğru gidiyor. Bu kişinin kucağında bir marangozun kaba yerleri düzeltmek için kullanacağı türden bir alet var. Bu tasvir Toplumun değişik katmanları arasında belirli derecede eşitlik yaratılmış olduğunu gösteriyor. Aletin üzerinde Concordia yazıyor. Concordia uyum ve anlaşma anlamına geliyor. Tam bu noktada terazilerdeki meleklerden gelen iki ip birleşiyor ve mavi giysili figüre ulaşıyor. İp daha sonra kıvrılarak alt tarafta ayakta duran tüm figürleri sarmalıyor. Bu kişiler Siena halkını temsil ediyor. Bu kişilerin tümü sırada. Adaletin kendisinden gelen bu iplerle sırada duruyor. Eğer ipin ucuna bakacak olursak, ipin yükseldiğini ve en büyük figür tarafından tutulmakta olduğunu görüyoruz. Bu figür iyi yerel yönetimin kişi olarak tasviri. Bu figürün etrafı yine kişiler olarak tasvir edilmiş, çeşitli erdemlerle çevrilmiş. Sol tarafta Barış'ı görüyorsunuz. İçinde bulunduğumuz oda ismini bu figürden alıyor. Bu odanın ismi Barış Salonu. Barış figürü uzanmış, istirahat eder pozisyonda. Barış dışında neredeyse tüm figürler çalışıyor gibi gözüküyor. Adalet, uyum, Tahammül, sağduyu figürlerinin tümü çalışıyor. Barış figürüne yapacak pek iş kalmamış gibi gözüküyor. Onlar uyumlu çalıştığı zaman barış oluyor çünkü. Barış figürü bir minderin üstünde dinleniyor. Ancak eğer minderin altına bakarsanız siyah formlar görürsünüz. Bu bir zırh. Orijinal halinde gümüş rengi olmalı ancak geçen zaman içinde oksitlenmiş. Yani barış zırhını çıkarmış ve artık dinlenebilir. Bütün bu alegorik figürler işlerini yapıyor olduğunda şehir barış içinde oluyor. Şehir refah içinde. Sağdaki freskte bunun çok net bir tasvirini görüyoruz. Bu iyi yönetimin şehirdeki ve ülkedeki etkilerini gösteriyor. Siena şehrinin duvarlarını görüyoruz. Duvarlarda sol taraftaki bazı bölümlerin restorasyon sırasında yenilendiğini ve Ambrogio tarafından yapılmadığını belirtelim. Bakmakta olduğumuz son derece iddialı bir eser ve muhtemelen orta çağda yapılan en büyük boyutlu şehir resmi. Hatta Rönesans döneminden dahi bundan daha iddialı bir çalışma aklıma gelmiyor. Freskin teması İncil'den değil. Din dışı bir konunun tasvir edilmiş olduğunu görüyoruz. Bu dönemde yapılan sanat eserlerinin çoğunda yine İncil'den alınmış temalar işleniyor. Şimdi de şehrin görünümüne bakalım. Ticaretin gelişebileceği, yoksulluğun olmadığı, adaletin, sanatın ve kültürün olduğu bir yer görüyoruz. Bu bir ütopya ve bu açıdan da oldukça dikkat eder. Çünkü cennetin tarihini ve nasıl tasvir edildiğini düşünelim. Cennet daima doğada görülür. Burada ise cenneti bir şehir ortamında görüyoruz. Sanırım cennet kavramının bir şehir ortamında ele alındığı ilk örnek bu fresk olmalı. Bu toplumu insanlar yönetiyor ve dikkatli şekilde yönettikleri bu şehirde insanlığın önem verdiği değerler gelişiyor. Freskte aynı zamanda Ambrogio'nun mimariyi ne kadar sevdiğini de görebiliyoruz. İnsanlarla dolu bir şehir. Kişilerin ticaretle uğraştığı ve iyi durumda olduğu bir şehir gibi gözüküyor. Burada da bir dükkan görüyoruz. Botlar ve çoraplar satılıyor. Ön planda muhtemelen en büyük figür grubunda son derece hoş giysili kadınlar dans ediyor. Bu fresk kesinlikle sembolik bir anlam taşıyor. İyi yönetim dolayısıyla elde edilen barış ve refahı temsil ediyor. Şehir adeta bizim keyifle incelememiz için yapılmış. Tüm vitrinlere bakabilirsiniz. Bir dersi izleyebilirsiniz. Belki de bir okulda birileri ders anlatıyor ve öğrenciler dikkatli şekilde dinliyor. Hemen yanında et satın alabileceğiniz başka bir dükkan var. Günlük yaşamı görebiliyoruz. Pencereden bakan yüzler var. Resimde en sevdiğim şeylerden biri de inşaat işçilerinin şehri inşa etmesini görebilmemiz. Siena şehrinin yöneticileri de bu freske bakarak eğer ben işimi doğru yaparsam şehrim böyle olacak diyebilirler. Şehrin yönetimi çok ciddiye alınıyor. Dokuzlar sadece iki ay süreyle görevde kalıyor. Zira yolsuzluktan korkuluyor. Her iki ayda bir şehir konseyinin tüm üyeleri başka aristokratlarla değiştiriliyor. Şimdi iyi yönetimin kırsal kesimdeki etkisine bakalım. Burası Siena'nın civarındaki bir yerin manzarası gibi gözüküyor. Doğal ortamın gözlemlenerek resmin yapıldığını hissediyoruz. Gözleme dayalı resim yapılması ise bu dönem için oldukça alışılmadık ve yeni bir olgu. Eğer dikkatlice bakacak olursanız, şehirden ayrılan atlı kişileri görebilirsiniz. Bunlar zengin aristokratlar olmalı. Biri bir şahin tutuyor. Avlanmaya gidiyorlar. Biraz daha ileri bakarsanız şehre doğru domuzuyla birlikte yürüyen bir köylüyü görürsünüz. Domuzunu pazara götürüyor olmalı. Tarlalardan tahıl getiren eşekler var. Uzaklara bakıldığında mevsim ilkbahar veya yaz gibi gözüküyor. Tarlalarda hem tohum ekildiğini hem de hasat yapıldığını görüyoruz. İyi yönetimin alegorisine bakarken sağ tarafınızda iyi yönetimin şehirde ve ülkede etkileri bulunuyor. Karşıdaki duvarda ise kötü yönetimin etkileri var. Adaletin getirdiği iyilikleri ve düzeni sağdaki duvarda Yönetimin yoldan çıkmasının sonuçlarını ise soldaki duvarda görüyoruz. Şimdi adaletin karşısındaki figüre dikkatli bir şekilde bakalım. Boynuzları ve pençeleriyle şeytan gibi görünüyor. Bu figürün arkasında zorba hükümet tiranı yazıyor. Yani adalet ve tiran birbirinin tam karşısında. Tiranlık figürünün etrafında erdem figürleri değil kötü huylar bulunuyor. Para tutkusu, boş gurur gibi. Bu freskin alt tarafında bağlanmış bir figür var. Bu figür artık şehri yönetemeyen adalet. Bu fresk çok iyi durumda değil ancak işlenen bazı suçları görebiliyoruz. Bunların tümü mimari bir öge ile çevrelenmiş. Bu duvarda saldırıyı ve savunmayı görüyoruz. Alegorik figürlerin arkasında şehri görüyoruz. Ancak burası artık yeni inşaatların yapıldığı bir şehir değil. Burası Yok olan bir şehir. Duvarlarda delikler var, camlar kırık. Kişiler korku içinde gibi görünüyor. İki adamın götürdüğü bir kadın figürünü, bunların altında yere düşmüş bir yaralıyı görüyoruz. Şehrin sol tarafında tarlalar var. Ancak bu tarlalar yanmış. Yanan evlerden çıkan alevleri görüyoruz. Burası ihtirasın, ihmalin ve korkunun hüküm sürdüğü bir şehir. Tüm manzaraya şurada yazdığı gibi terör hakim. Bu freskler sayesinde odanın tamamı çok net bir mesaj veriyor. Siena şehri yönetimine hem fırsatı hem tehdidi gösteriyor. Bu oda ahlaklı olmaya en çok ihtiyaç duyulan yerde çok net ve alışılmadık şekilde mesajını iletiyor. Odanın merkezine yürüdüğümüzde ve kapı eşiklerinden birinden baktığımızda Simone Martini tarafından katedralde bulunan Duccio'nun maestası örnek alınarak yapılmış olan Hz. Meryem'in maestasını görüyoruz. Siena şehrinin hüküm süren kraliçesi olan Hz. Meryem, alegorik adalet figürünün yanında yerini alıyor. Her ikisi de oturuyor ve başlarında taçları var. Bu sahnede Hz. Meryem'in Siena şehrine önem verdiği, onun için de cumhuriyeti e onlara armağan ettiği, şimdi de Siennalıların bu devleti korumaları gerektiği fikri işleniyor. Hoşçakalın.